Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Evet, EABT'nin genel tekrarında coğrafya. Bu son genel tekrarımız olacak sizinle. Bazı yerlerde not tutmanızı rica edeceğim arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Soruları yansıtacağım. Sizler okuyacaksınız, ben de yavaş yavaş okuyacağım tabii. Bazı yerlerde ben okumayacağım. Önce cevabı siz vereceksiniz. Daha sonra da çözümüne bakacağız. Zaten tarzımız bir soru, bir çözüm. Buna alışmış olmanız gerekiyor. Özelden genele doğru sonuçlara varılabilecek. Bakın, genelden özele değil. Özelden genele doğru sonuçlara varılabileceği üzerinde durulan veya duran coğrafi yaklaşım neydi? İçeriden dışarıya, dışarıdan içeriye değil. Bir fikriniz oluşsun. İç kavramı nedir? İç. İndüktif. İç psikürük. Hatırlıyor musunuz hocam? İndüktif. Ha, süper. Süpersin. İndüktif. Nedir indüktif? İçeriden dışarıya diye düşünelim. Yani genele doğru. Doğru mu? Özelden genele doğru. Peki genelden özele doğru ne dedik hocam? Dedüktif adını vereceğiz. Doğru mudur? Hadi bakalım. Evet, cevaplarımıza baktık. Doğru sevgili arkadaşlar. Mesela nomotetik. Nomotetik ne? Ona bir göz atalım. Bu farklı yerler arasındaki benzer yerlerden oluşur. Ortak yerlerden oluşur. Farklı yerlerin ortak yanları. Bu nomotetik. İndiografik yaklaşım, yerlerin tekliği, yerler tektir diye bir kavramla çıkılır. Dedüktifi biliyoruz zaten. Normatif yaklaşım, bir norm veya standart koyarak o standartta nelerin olabileceği üzerinde duran bir bakış açısıdır diyoruz. Bir de bir arkadaşlar, yanlışlar için çentik atmanızı isteyeceğim. Doğrulara bir şey bırakmayın. Doğru bizimdir zaten. Yanlışlarımız çizgi olsun. Coğrafya biliminde tarihi esaslar ve mukayeseli genel coğrafya. Buna bir alışalım mı? Mukayeseli genel coğrafya. Bunu bir kişi yaptı. Bu kim arkadaşlar? Karl Ritter, beşeri coğrafyanın babası. Hocam, mukayeseli coğrafya. Tebrik ediyorum. Daha ısınmadık herhalde. Yavaş yavaş ısınacağız. Çok güzel arkadaşlar. Vidal bölgesel coğrafyanın kurucusu. Humboldt fiziki, Maximilian olasılıcılık, parabolizm dediğimiz yeri şeyi var. Evet, bir sıkıntımız var mı bu noktada? Ratzel'de siyasi. Evet, doğru, siyasi coğrafya. Sevgili arkadaşlar, aşağıdaki coğrafya ekollerden hangisi Wiener ekolü? Şimdi bakın arkadaşlar, neden biz tarihçeden başladık? Kim söyleyecek bunu? Çünkü biz tarihçeden zaten soru bekliyoruz, zaten geliyor. Doğru mu? Muhakkak. Bir tane sorumuz var. Hatta bazı yıllarda, hocam 2 sene geldi zaten biliyorsunuz. Bazısında yarı siyasi, yarı ekol gibi geldi 2 tane. Ama muhakkak bir tane sorumuz var. Wiener ekolünde ekolü olarak nitelendirilen hangisidir diyeceğiz? Wiener ekolü. Plütonizm dedin. Sanki burada bir akarsular, yer şekillerinin oluşmasında birinci etmendir diye bir şeyle girer. Neptünizm desek olur mu? Neptünizm dememiz çok daha doğru olur. Şimdi hocam, plütonizmde yeryüzünün şekillenmesinde magmayı temel alacak. Wiener ekolünde ise hocam dış kuvvetler şekillenmede esas alınır, temel olur. Doğru mudur hocam? Doğru mudur sayın hocam? Bu notumuzu alalım rica ediyorum. Bu soruları sizinle buluştururum. Arkadaşlar, evet, dersimizden sonra. İşte hocam, bakın. Hep bahsettik. Evet, Erdkunde adlı eseriyle insan doğa arasındaki karşılıklı etkileşim mi ortaya koyuyor? Çevreci deterministtir. Ve determinizmin
temsilcisidir. Karl Ritter kopya almıyoruz değil mi hocam? Bakalım. Ha, çözmüşsünüz. Dur bakalım. Bu ne? Bu böyle. Bu çok günah hemen. Nasıl ama? Ona da iyi ulaşmışsınız Sayın Hocam. Süper bir olay. Ve Karl Ritter desek olur mu? Süper. Peki hocam. Karl Ritter'i aldık. Ve Gazne Sultanı Mesud'a hocam bir sunum yapıyor. El Kanun El Mesudi. El Kanun El Mesudi. Burada isimlerden yanılmayacağız. Batuta mı Biruni midir? Dikkat edelim. Aristo ve Batlamyus'un dünya merkezli evren görüşünü çürüttü. Dünya merkezli evren görüşü vardı ya. Onu çürütüyor dünya merkezli değil. Bir güneş sisteminden bahsedecek. Ve bence Biruni acaba Batuta mı? İbni Havkal? Değil. İdrisi? Bence onunla hiç ilgisi yok arkadaşlar. Biruni'dir. Evet. Batuta faslı gezgin biliyorsunuz. İdrisi botanikçi ağırlıklı çalışmıştır. Havkal Bağdatlı haritacı İbni Havkal. Evet. Mesudi'nin coğrafyaya katkısı olmuş sağ olsun. Allah razı olsun ondan ama Biruni arkadaşlar bunu yazıyor ve Gazne Sultanı Mesud'a bunu sunuyor, hediye ediyor. Gezegenlerin kütle çekim kuvvetlerine göre uydu oluşturdukları bir gerçektir. Ancak bu sistem içerisinde iki tane gezegenin uydusu yok arkadaşlar. İki tane gezegenin uydusu yok. Biraz soru karmaşık gibi gelebilir ama ezber ağırlıklı bir yapısı var. Acaba bu hangisi? Hocam şöyle düşünün. Allah Allah, Allah Allah. Satürn var hocam. Öyle mi dedin? Merkür çıkarsa şaşıracak mısın? Şaşırmayacaksın. Peki. Hocam, Satürn'ün 14 tane var. Jüpiter'in 16. Neptün ve Mars'ın ikişer. Hocam olmayan Merkür ve Venüs. Bunun notunu alalım mı? Neler, ne olur ne olmaz. Biliyorsunuz bize güncel olayda gezegen sormuşlardı. Hiç coğrafyayla ilgisi yok. Nasıl güncelse yerleştiriyor. Günlük hareket ettikleri için herhalde. Evet bir de bunlarla ilgili. Hocam biz Merkür ve Venüs'ün uydusunun olmadığını hatırlayacağız. Yörünge periyodu en uzun. Hatırlıyor musunuz? Yörünge periyodunun uzunluğu neyle ilgiliydi? Güneş'e en uzakta olanıydı. Doğru mu hocam? Evet, en uzakta olanın aldığı yol çok daha fazla olacak. Yörünge periyodu, yörünge hareketi. Hatırladınız. Hangisi olacak hocam? Neptün olacak. En uzakta olanını seçeceğiz ve şöyle bir yıllarına bakarsanız 164 yıl. Neptün'le ilgili bir bilgi aktarmıştım hocam hatırlar mısınız? Bir kutbu ne kadar aydınlık kalıyor veya karanlıktı? Yani yarısını alalım. 82 yıl. 80 yıl karanlık kalabiliyordu demiştik arkadaşlar ve buradayız. Her dolunay ve yeni ayda arkadaşlar neden tutulma yaşanmıyor? Normalde güneş, dünya, ay bir eksene geldikleri zaman tutulma yaşanacak. Ancak burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Hocam bakın yörüngedeki hızın değişkenliğinden çok yörünge düzleminin yerin yörünge düzlemi ile düzlemler açısı oluşturur. Bakın bu çok kritik bir nokta. Çünkü biz buna yörünge düzlemlerinin çakışmaması
adını veriyoruz. Kesişmesi sorun yaratıyor. Çakışmaması, aynı merkezde olmaları gerekiyor hocam. Onun için ayın bir yönü hep gözüküyor değil mi? O şöyle, o ayın hareketiyle ilgili bir kavramdır. O nedir? Ay, güneş, özür dilerim, dünya etrafındaki dönüşünü kendi ekseni etrafındaki dönüşüyle aynı sürede tamamlıyor. 29,5 gün. Onun için dünyadan baktığımızda ayın hep aynı yüzü görülüyor. Burada anlatmak istediği, şöyle düşünelim hocam, güneş, dünya ve ay yörüngelerinin aynı eksende her zaman çakışamaması. Aynı eksende her zaman çakışabilse hocam, muhakkak açılı gölgeye düşmeler var yeni ay dolunaylarda, açı veriyor. Aynı eksende olabilse, yatay eksen olarak düşünün, her yeni ayda, her dolunayda muhakkak tutulma gerçekleşir diyeceğiz ve cevabımız Denizli. Bunu geçtim hocam, iyi miyiz? Hocam, klasik sorularımızdır biliyorsunuz. Klasik sorulara da birazcık göz atalım diyorum. Bir kere üstadlarım, dünyanın güneşe karşı konumu hangi tarih? Evet, 21 Aralık. Güzel. Benden istediği Kuzey Yarımköre'deki enlemlerden hangisine tecrübemedik bir cismin boyu gölge boyuna eşit olacak? Doğru mudur? Hocam, hatırlayalım mı? Şimdi bakınız, çok basit bir şey alalım. En klasik, yatay düzlemedik bir cismin gölgesinin boyuna eşit olabilmesi için güneş ışınlarını 45 derecelik açıyla alması gerekiyor, doğru mu? Peki, çok basittir hocam. Güneş eğer ekvatora dik gelseydi, 45 kuzey ile 45 derece güney enlemleri arasındaki cisimlerin gölgeleri boyuna eşit olurdu, doğru mu? Peki üstad. Şimdi tarih ne dedim bana? 21 Aralık. Güneşin dik geldiği yer 23-27 güneye mi denk geldi hocam? Güzel. O halde şu enlemi açısal olarak daha güneye itecek, şunu da daha aşağı çekecek. Benden istediğine kuzey yarımküredeki. O halde şuradan şu alana kaç derece hareket etti? 23-27. 45 kuzeyden 23-27'yi çıkaracağız. Güneye doğru hareket edecek. Doğru mu hocam? Ne yapar bu? 44 derece 60 dakika, 23 derece 27 dakika dediğimizde sevgili arkadaşlar, evet, bu sesle sonuca ulaşıyoruz. Hemen verdi. Ne yaptı hocam? 33, 21 derece 33 dakikayı verdi. Hangisi doğru cevabımız hocam? Evet, bulabildiysek ne ala, evet, Adana diyeceğiz arkadaşlar. Sıkıntı yok bunlarda, doğru mu? Bir ay ne olur, ne olmaz, bu hesaplamaların da yapılmasını istedik. Basittir genellikle. YGS LYS sınavında gelen bir yapıydı. O arkadaşlar, bir tane daha alsak şöyle, tartışmalı mı, değil mi? Bir dikkatlice okuyalım. Ay, gece gündüz, mevsim değişimi, eksen eğikliğinin eseridir. Eksen eğikliğinin eseridir. Belki soruyu eleştireceğiz, açık değil diyeceğiz. Doğru mu? 1-2-3 mü dediniz? 1-3-3 yazmış ama. 1-2-3 kabul ettik değil mi? Hatamızla da. Evet, siz 1-2-3 dediniz ama arkadaşlar orada bir sıkıntımız var. Neden vazgeçtiğini anlamadım ama konuşalım. Hocam, bir hatırlayalım, bana bakar mısınız? Yörüngeye dikkat edin. Şimdi bakın, yörünge ve yörüngesel harekette ay ve mevsim kavramı. Bazı aylar 30-31 gün sürüyordu. Uzak, yakınlıkla ilgiliydi, hatırladık mı? Elips olması. Mevsim, eksen eğikliği kavramıyla ortaya çıkacak hocam. Mevsimlerin oluşması, eksen eğikliği ve yıllık hareket. Gece ve gündüz diyor. Gece ve gündüz sürelerinin değişmesi,
eksen eğikliği ile ilgili. Şimdi kafanız burada karıştı değil mi? Tamam, şimdi netleştirelim. Netleştirelim hocam. Doğrusunu bulacağız. Doğru mu? Bu soruda bir sıkıntı var gibi görünüyor. Beraber çözeceğiz. Yörüngenin şeklinin ayın üzerinde etkili olduğunu biliyoruz. Bunu geçtim. Peki benden istediğine sadece eksen eğikliği. Eksen eğikliği neye neden olur hocam? Gündüz, gece gündüz sürelerinin değişimine ve mevsim oluşumuna. Eğer burada mevsim süreleri deseydi yörüngeye bağlayacaktı. Dolayısıyla bu sıkıntı. Sadece mevsim diyorsa sorundur hocam. Mevsim eksen eğikliği ve yıllık hareketle açıklanır. Gene soru sıkıntılı. Dikkat edin. Şimdi, hocam şöyle bir bakar mısın? Eksen eğikliği. Şimdi benim eksen eğik. Ama yıllık harekete çıkmıyor. Hiçbir şey yaramaz ki hocam. Bir şey yarar mı hocam? Dolayısıyla soruya bu açıdan bakmanızı rica ediyorum. Açık değildir. Eğer ben buna mevsim süreleri desem buraya bağlayacağım. Eksen eğikliği bile gece gündüz süresine gene yeterli değil. Gece gündüz ne bu? Anlamıyorum. Açman gerekiyor. Gece gündüz oluşumu mu? Gece gündüz süreleri mi? Bunların hepsinin açıklanması gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir soruya cevap verilemez. Anlaştık mı? Hem bunun üzerinde yörüngenin neyi etkilediğini gördük. Eksen eğikliğinin tek başına bir işe yaramayacağını, eksen eğikliği bir yıllık hareketlenmesi gerekiyor. Veya bana şu seçenekleri verirse, ay demeyecek, ay süresi, ay uzunluğu, gece gündüz demeyecek, ya gece gündüz oluşumu, ya gece gündüz süreleri diyecek. Mevsim demeyecek, ya mevsim oluşumu, ya da mevsimlerin süresi diyecek ki ben daha net çözeyim ve öyle bir soru yanlıştır. Temizleyelim. Bu noktayı hatırlayanımız var mı? Allah. Hadi görelim. Hocam burada diyor ki dünyanın büyüklüğünü ana bunu bilirsiniz. Çok rahat hatırla. İskenderiye ve Eratosthenes. Süpersiniz. Hocam bu tarihçede artık bir sorun yaşanmasını istemiyoruz. Buyurun hocam hoş geldiniz. Günaydın. Buyurun hocam. İstediğiniz yerde oturabilirsiniz. Sıkıntı değil. Eratosthenes dedik mi hocam biz buna? Peki. Cevabımız da Eratosthenes. Eratosthenes'in neyle anacağız hocam bir de? İlk coğrafi terimini kullandı Eratosthenes. Bizim için çok kıymetli ve hocam. Dünya güneş çevresinde 365 gün 6 saatte döner. 6 saatlik süre 4 yılda 1 gün eder. 1460 yılda ise 1 yıl eder. Oturduk işimiz yok. Bunları hesapladık sayın hocam. Bu durumun zaman belirleme bakımından önemli sakıncalarını gören ve her 4 yılda 1 gün eklenmesi şeklinde bakın. 6 saati hocam bir güne tamamlayacağız ya, 4 yılda tamamlayarak bir ekleme istiyoruz. Ve bu uygulamayı ilk aşağıdakilerden hangileri başlatmış? Aztek mi, Maya mı, Asur mu, Sümer mi, Mısır mı? Bir kere Aztek'le bir işimiz var mı hocam Allah aşkına? Maya'yla bir işimiz var mı? Olabilir belki Maya yapmıştır Maya medeniyeti. Asurlar mı yaptı, Mısırlar mı, Sümerler mi? Hocam, hocam bunu yapan Mısırlar hocam. Ve piramitlerdeki ölçülerin büyük bir bölümünü böyle yapmışlar, kullanmışlar. Mısırlar demeniz güzel oldu. Teşekkür ederim, sağ olun. Hocam nereden çıktı karşımıza? Hep hayal ettiklerimiz konusunda hep konuştuk mu? Şimdi polikonik, şimdi hocam polikonik projeksiyonlardan bunlar, doğru mu? Yani çok konili, konik projeksiyondur ama polikoniktir. Şimdi Bonne projeksiyonunu görmekteyiz. Bu Bonne projeksiyonu bir şeyleri koruyor. Bir şeylerden de vazgeçiyor. Bilmiyorum hocam.
Onun için yamuk yumuk. Yani düzenli bir küresel şekil göremezsiniz. Merhaba, hoş geldiniz hocam. Buyurun. Tabii tabii, lütfen. Böyle. Hocam ne demiştik? Birikim dedik hocam. Üstad. Ama bu haritaya bakacaktık sayın hocam. Uzunluk açı mı koruyor yoksa alan mı koruyor? Hocam bakın, hiç ezbere gitmeyelim. Şekle baktığınızda bakınız alan koruduğunu net görüyorsunuz. Doğru mu hocam? Canımsın. Canım kardeşim bak dikkat et. Yamuk yumuk diyorum. Yamuk yumuğun olmaması demek uzunlukla açıyı koruması demektir hocam. Yani küresel şekli korur, kendisi içerisindeki görüntüsünü bozar. Burada ne yapıyor? Dikkat edin, alanını bozmuyor. Alanını koruyor. Şimdi Mercator'u hatırlıyorsunuz hocam. Çıkmış sınav soruları. Şuradaki Grönland'ın, tabii ki Grönland'ın yüz ölçümü neredeyse Antarktika diyorum. Güney Amerika kıtası büyüklüğünde. Halbuki çok daha küçük. Açı ve uzunluk değil hocam. Alan koruyor ve Bonnet'e dikkat etmenizi istiyorum ki daha önce söylemiştim Bonnet diye bir şey söylemedim. Bir şey daha söyledim. Neydi? Yok yok. Derste bir şeyden bahsetmiştim. Yok. Bir isim daha vermiştim, buna dikkat edin. Yıldız'a. Yıldız'dan bahsetmiştim. Bonnet'den bahsetmiştim. Hocam zaten geliyor biliyorsunuz. Projeksiyon sorusu geliyor. Neyse. Buradan devam edelim. Silindirin altında yer almaz. Bu Lambert mi? Mercator mu? Hammer mı? Winkel mi? Peters mi? Peters diyelim. Yok demedim. Hocam. Çok mu kötü? Hocam harita, kartografya çok biraz deli ya. Geniş. Şimdi uzunluk açı koruyanları bir kenara alacağız. Bir tanesi değil hocam. Hocam fikrinizi alayım. Bir tane fikir alacağım. Yanlış olsun, sıkıntı yok. Peters olabilir. Winkel olamaz mı hocam, Winkel? Seni ikna edeyim o noktada. Hocam sen ne dersin? Peters mi derdin? Bence yanıldın. Burada arkadaşlar, kutuplara doğru alan büyümesinin önlendiği silindir projeksiyonlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Şimdi soru ne diyor? Kutuplara doğru alan büyümesini önlüyor. Mercator kutuplara doğru alan büyümesini önlüyor mu? Bozuluyor. Bozuluyor değil mi? Peki ben sizi niye o yöne çekiyorum? Çünkü okuduğunuzla anladığınız çok farklı. Eğer okuduğunuzu bilseniz, şimdi bu soru gelse hocam, emin olun, hep Mercator geldi ya hocam. Bu soru gene gelse, çoğu arkadaşım yanılacak burada. Sizce yanılmaz mı? Ben de yanılırım. Yani dikkat edilmesi gerekiyor, bunu bir alalım mı hocam? Lambert, Peters, Winkel, Hammer, bunlar alan korusunun projeksiyonlarından bazıları. Mercator ise alan büyümesi olur kesinlikle. Çektik mi hocam fotoğraflarını? Harikayız. Ve kızmayalım hocam. Kartografyanın ilk temsilcileri olarak kabul edilir. Şöyle hocam, bu tarz soruları çok ezber açtık şöyle. Halbuki bunu anlatırken, ifade ederken tarihçesinden de bahsedilmesi gerekiyor. Ne iş yaptığıyla ilgili, nerede yaşadığıyla ilgili, hangi yazıların olduğu, ama çok modern kartografya. Anaximenes mi? Modern coğrafya. Ptolemy mi? Evet, Batlamyus. Oraya Batlamyus yazan herkes Batlamyus diyecek değil mi? O amcasının da oğlu. Hocam bu Batlamyus hocam.
Thales, Aristoteles. Evet. Peki arkadaşlar. Fotoğraflamak isteyen arkadaşlarım varsa hızlıca. Yorma kendini, ben yardımcı olacağım, başka şeyler olur. Bu tamam mıdır hocam? Nefes aldırsın bize birazcık bu. Buyurun bakalım. Şimdi hocam, bu tarz sorular geliyor mu? Geliyor. Ama arkadaşlarımız ne yapabiliyor bazen? Heyecanlanmayalım. Emin misiniz? Bakın ne diyor? Hangisinin yükseltisi verilenlere göre tam olarak belirlenemez diyor. Doğru mu? Hocam, burada dördü tanımlayamayacaksınız. Çünkü akarsu üzerinde tanımlama şansımız yok. Bir tane daha alabilir miyim hocam? En fazla orada beşe kadar var. Hocam şuraya da bir tane altı aldım. Şimdi sorumu devam ettiriyorum. Dört mü daha yüksek, altı mı? Yoksa akarsu akmaz. Doğru mudur hocam? Bakın bu bir izoid değil. O mantığı silmeye çalışıyoruz. Emin olun. Üstad coğrafyacılar bile takılıyor bir noktada. Aklına hemen şey geliyor. Yüksek sahne değil mi ya? Falan diye düşünüyor. Yerlerine göre de dikkat edilmesi gerekiyor. Hocam hoş geldiniz. Buyurunuz, merhabalar. Evet. Bunu da geçelim mi? Çok kolay alacağız hocam. Hiç gelmedi. Hayır hocam, gelip gelmeyeceği konusunda bir garantimiz var mı bunun? Yok. Hiç gelmedi. Ama bu tarza doğru yaklaşırsa eyvah eyvah. O kolay diye soracak ama bize zor gelecek. Doğru mu hocam? Çünkü biz hani LYS eğim hesaplama. Evet, yapalım hocam biz bunları. Şimdi çok basit, isterseniz zaman kaybettirmeyeyim, hemen ben başlayayım. Mesafe diyor ki 3 santimetre. O 3 santimetre ise zaten çizgi ölçekte hocam 3 santimetreyi bana vermiş mi? Kaç kilometre? 10 kilometre mi? 10 mu 15 mi? Kaç? Tamam. O halde L eşittir 15 kilometre. O da hocam 15 bin nedir? Metredir. Buraya kadar tamam mı? Bir daha alalım isterseniz. 1 ile gösterilen mesafe 3 santimetre ile gösteriliyor. Hocam zaten bana şurada 3 santimetre boyutun kaç kilometre yaptığını gösterdi. Doğru mu? 5, 0, 5, 10. Toplam arkadaşlar 15 mi? 15 mi metre. Doğru mu yaptınız hocam siz? Belki biz de hata yapıyor olabiliriz. Devam edelim. Bilmiyorum, belki biz de hata yapıyoruz. Şimdi şurası hocam. Şurası 500. Bir üstüne hocam onun 600. Doğru mudur? Yüzer gidiyor. Yükselti farkı h eşittir 600 eksi ne hocam? 300. Bize ne verecektir hocam bu? Kesinlikle verecek ve 300 metre. H yükselti farkı, metre. Çok klasik, hiç kimsenin kabul etmediği bir formülümüz vardı ya. Eğim eşittir H bölü L çarpı. Hocam eğimi bize yüzde kaç diye soruyor, doğru mu hocam? Yüzle çarpalım, bunu hatırladık mı? Peki yerlerine koyalım hocam. Eğim eşittir. Neydi hocam o? 300 metre. Metre olmasına dikkat edeceğiz dedik. Şurası nedir hocam? 15 kilometre, yani 15 bin metre çarpı 100. Doğru mudur hocam? Şu iki sıfırı aldık, şu iki sıfırı eledik. Bir sıfır buradan, bir sıfır buradan. 30 bölü 15 eğim %2. Hocam doğru buldu. Eğimimiz neymiş hocam? %2. Sıkıntı var mı burada? Yok. Doğru cevap Bursa. Evet, birazcık burada yorum yapılmasını, buraya bakılmasını istiyorum. Çok net göstermiyor ama ben size anlatacağım arkadaşlar onu.
Şimdi arkadaşlar en iyi ekvator ve yakın çevresini gösteriyor. En iyi ekvator ve yakın çevresini gösteriyor. Bunların hangisine sahiptir? Stereografik mi? Transversal mi? Zenital mi? Bir kere stereografik olduğu kesin. Evet, merkezi kullanıyor. Transversal olduğu da kesin. Teğet geçti şu ışında. Zenital mi aynı zamanda? Niye çık hocam? Neden 1, 2, 3 değil? Zenit kutupta çünkü. Zenit kutupta 3'ü de dikkat etmenizi istediğim şey şu. Işığın kaynağına göre stereografik. Işığın kaynağına göre stereografik. Düzlem durumuna göre ekvatordan teğet geçiyor. Ekvatora da teğet. Düzlem durumuna göre. Yüzeyine göre zenital, yani düzlem özelliğine sahiptir. Zenital, düzlem projeksiyonu. Hocam bakın, şöyle düşünün. Düzlem projeksiyonundaki mantık neydi? Dar alanları gösteriyordu. İstediğiniz yere kullanabilirsiniz. Zenitalin kutup gelmesinin nedeni şuydu aklınızda hocam. Kutup ve çevresini en iyi gösteren de zenital projeksiyon. Yani düzlem projeksiyon. Ama biz ne dedik? Düzlemi ister ekvatora koyun, ister kutba koyun. Tüm dar alanlı yerleri ne yapacaktır hocam? Ne gösterecektir diyoruz. Peki bir tane daha alalım ve birazdan molaya çıkarız değil mi? Evet, bu kim arkadaşlar? Gregory projeksiyonu bahsetti. Hocam böyle parçalamasının nedeni ne? Alanları ne yaptı hocam? Korudu. Tepeden baktı, kutuptan baktı ama ne yaptı? Alanları korudu. Alanları koruyunca parçalı hale geldi. Evet arkadaşlar, sadece alan korudu. Hocam uzunluk ve açıyı korursa böyle göremezsiniz. Tam görürsünüz. İfade edebildim mi? Küre kendisini korur. Yapı kendisini korur ama şeklini bozar. Hep üstünde durduk bu alan korurun ya. Hadi inşallah bundan mı gelecek yoksa? Bir etkilendim. Bunu da çok zor bir sorudur. Bunu da çözelim. Çok kolay bir sorudur. Sadece dikkat edilmesi gereken şey. İzohip sayıyoruz hocam. Ekvidistansa bakıyoruz. A ve keşitte geçtiği yerin özellikle akarsüsündeki tahmini yükseltisi ve B'nin yükseltisini tespit edebilmek hocam. 500, 600, 700, 800. Doğru mudur hocam? Şurası ne? 500, 600, 700, 800. Bir kere A noktasının 800'de olduğunu, hocam B noktasının neyde olduğunu? 700'de değil mi? 700'de olduğunu bilelim. Bir de şu mevzu, bak hocam şu ne? 500 şu, 600. O halde şurayı nokta olarak kabul edersem ki nokta konmamış hocam biliyorsunuz. Akarsuyun geçtiği yer 500 ile 600 arasında mı? Peki hocam çok kolay. Şu olabilir mi? Hayır, çünkü 500-600'e inmesi gerekiyordu, doğru mu? Bakın A doğru. B doğru. Akarsuyumuz yanlış. A doğru. B doğru. Hocam bu da doğru. Doğru mudur? Yanlış mıdır? Tamam, buna dikkat edelim. Bir soru daha çözüp molaya çıkalım mı? Bir soru daha çözüp molaya çıkalım. Ve işte çok sevdiğiniz, bayıldığınız. Hocam silindir projeksiyon olduğunu görmektesiniz. Doğru mu? Orta yerinden kesiyorsunuz küreyi ve açıyorsunuz. Meridyenlerin arası her yerde aynı, eşit olduğunu görüyorsunuz. Alan korur projeksiyonlar içinde en tanınmış olanlarından biri Lambert projeksiyonu. Şimdi Mercator'da biliyorsunuz neydi? Açı koruyordu. Alan korumuyordu. Doğru mu arkadaşlar? Peki, alanı bozuyordu. Burada ise Lambert projeksiyonu
Aşağıdaki özelliklerden hangisine sahiptir? Silindir, oblik, oblik ve oblik aynı mantık ve azimutal dediğimizde silindir. Zaten yapısını gösteriyor. Silindir projeksiyonlar arasındadır. Silindir projeksiyonlarda açı koruyanlar ve alan koruyanlar var. Doğru mudur? Peki. Molamızı verelim mi? Yorulduk mu? Havasızlaştı biraz. Molamızı verelim. Böyle kalsın ve mola. Evet. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Good. Projeksiyonu ile çizilmiş. Dünya haritasında açı, alan, uzunluk özelliklerinden hangileri korunmuştur? Artık gözümüz alıştı. Açıyı korumadığı kesin zaten hocam. Kesinlikle. Ne koruyacak hocam? Alan koruyacak. Buna gözümüz alışsın artık hocam. Parçalı projeksiyonlar bunlar ve bunlardan hangilerinin karşılığı yanlış yazılmış? Sosyal bilgilere değil de özellikle coğrafya rağbetede böyle bir şey var hocam. Hocam şu taşlık mı, ören viran mı? Hatta noktalar birazcık daha birbirine yakındır. Doğru mu hocam? Ören veya viran, ören yerlerini gösterir diyeceğiz arkadaşlar. Peki, biraz hızlanalım. Ne dersiniz? Çok daha güzel olur. İlk meteorolojik gözlemler. 1911 dedi. Resmi 1911 meteoroloji istasyonu kurulması İstanbul falan. Kandilli ama ilk ölçüm Kandilli mi hocam? Osmanlı'da hocam 1846'da ilk meteorolojik gözlem yapılıyor ama Kandilli'nin kurulması resmi anlamda evet. Bilinebilir. İstasyon ağlarının kurulması 1873 yılında toplanmış olan ilk uluslararası meteorolojik kongresi sonunda tartışmasız hocam. Biliyor musunuz? Hala özellikle coğrafyayla ilgili konferanslar Viyana'da yapılıyor. Nüfus bilimciler, demograflar hala Viyana'ya gidiyorlar. Viyana çok büyük bir merkez. Eski de bir merkez özellikle. Evet. Viyana dedik. Doğru. Çok güzel. Çeşitleri ve zamanlarına ilişkin meteorolojik gözlemlerin çeşitleri ve zamanları. Hangileri doğrudur? Şimdi klimatoloji için gerekli bilgiler meteorolojik gözlemlerle sağlanır. Doğru hocam. Meteorolojik gözlemler klimatolojik yapıcı. Sinoptik gözlemde bütün dünyada aynı anda yapılıyor. Fenolojikte ise kültür bitkilerinin yaşam sürecini ele alıyor. Doğru mu? Hatta devlet üretimi çiftliklerinde fenolojik gözlemler yapılıyor demiştik. Buna 1-2-3 dememizde bir sakınca yok demiştik ve düzenli olarak yayınlanan bültenler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Çok basit aslında. İlk bakışta bir şey görebileceksiniz hocam orada. Aylık var, günlük var. Olmaz olur mu? Yıllık meteoroloji bülteni, uluslararası hava tahmin bültenlerini niye versin hocam? Hocam niye? Niye versin hocam bunu? Bunda bir işimiz yok bizim yani. Anlaştık mı bunda? Bir sıkıntı var mı? Tamam. Ve burada bir ilginç bir yanlış yargı var kafamızda. Biz ne demiştik? Yanlış yargı var. Onlara bir dikkat etmemiz lazım. Hocam çok huzur. Biz iklim olaylarının veya hava durumu olaylarının ortalamalarını alıyoruz. Uzun yıllar ortalamasına da iklim demiştik. Doğru mu? Hatta bir iklim kavramı için biz belirli bir yıl
tutturduk. Dedik ki dünyada da böyle. 33 müydü, 35 miydi diye soruyorum. Hocam 35. 35 yıl. 33 bizim kafamıza bir yere takıldı, durdu. Hocam 35 yıl daha iklim olarak kabul ediyoruz bunları, bu kavramları. Hocam şunlara dikkat etmemiz gerekiyor. En kolayı hemen kar yağışıyla neyi gösterebiliyorsunuz? Sis. Sis. Yağmur. Şimdi yağmurla sağanak şeklinde diyor. Şimdi şu mu sağanak alıyor, şu mu sağanak alıyor? İkisinden birine bir dikkat edelim. Biri diğerinden farklı arkadaşlar. Kars sağanak yağışı aldı. Doğru mu hocam? Evet, Kars'ta sağanak yağış var. Ancak dolu kimde var hocam? Eğer içi doluysa Antalya'da dolu var. Sis, kar, yağmur, dolu, içi boş ve üçgen. Sivri ucu aşağı bakıyorsa biz buna ne diyeceğiz hocam? Sağanak yağış. Özellikle onu uyardım, hatırladınız. İçi doluysa dolu diyoruz. Ama içi dolu değil ve sivri uç aşağıysa sağanak yağış. Bunları hatırlatmış olalım. Ha, çok bekliyor muyum? Hayır, çok da beklemiyorum ondan. Sorumuzu okuyabiliyor muyuz? Uçuş güvenliğini sağlamak amacı ile yarım saatte bir yapılarak telsizle yayınlanan gözlemlere verilen ad. Aeronotik dediniz arkadaşlar, doğru. Uçuş güvenliği için bir artı diyebiliriz, bir artı alabiliriz. Aerolojikte ne vardı hocam? Balonlarla havaya alet uçuruluyor. Öyle yapılan gözlemler.
Evet, kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Cevabı hemen gördün hocam. İlk şeylerde cevap önce geliyor sevgili arkadaşlar. Sürekli olarak deflasyonun meydana geldiği alanlarda ince unsurlu malzemenin... Öyle mi dediniz? Peki yani ben bir şey demedim. Arnavut kaldırımı deseniz daha kabul edeceğim. Öyle doğru peki. Buradayız hocam. Çökmeye, demek ki dinlenme işimize yaradı, hemen cevabını veriyoruz. Veya alçalmaya uğramış kıyılar arasında yer almaz. Bir şey demedim, sadece izliyorum sizi. Limanlı'ya baktınız. Şey önce hani Haliçli'ye baktınız. Haliçli kıyı tipi Riya, Fiyortlu. Gelin hocam buyurun. Ve arkadaşlarım dediler ki boyuna kıyı tipiyle bir ilgisi yok. Teşekkür ettim. Milattan önce 79 yılında mantar biçimli bir bulut oluşturuyor. Nasıl bir püskürmeyse düşünün. Çok yüksek ve mantar var. O Plinus mu? Pele mi? Pele'nin yapısı ayrıydı. Tepede bir mantar oluşturuyor. Fotoğraflarından hatırlamanız gerekiyor. Ve bu arkadaşlar Plinius diyeceğiz. Çok güzel. Teşekkür ettim. Şiddetli sağanaklar sırasında sellenme suları ve seller, gevşek unsurları... Genellikle bıçak gibi keskin sırtları da var. Aşılmaz sırtlar gibi. Peri bacası mı dediniz? Pardon, Badlands dediniz. Ben öyle duydum gibi. Evet, Kırgınbayır, Badlands. Doğru cevaptı, teşekkür ederim ve. Don bünye üzerinde en çok hangi drenaj tipi vardı domun üzerinde? İlk ana yapısını zaten oluşturduğunda radyal. Peki şey yapsaydık hocam, biz bunu... Dandırtıya girme hocam, radyal. Çanak yapısı santripedal diye oluşturacaktı. Bir volkanda dediğimizde, volkanın kraterinde santripedal ama volkanda, krater dışında ise radyal yapı oluşturacaktı. Bazı, evet, dalan levhanın üstünde Benioff zon muydu hocam o? Dalma batmada bir zon oluşuyordu. Nasıl? Hocam o bildiğin timsah kokordayım. Hemen Lacoste'u alalım hocam. Dört gelenek altında ele alınması gerektiğini düşünen Fransız coğrafyacı. Fransız coğrafyacıdır Lacoste. Ancak bunun gerçekten hiçbir ilgisi yok. Bulamazsan hocam sözcük Lacoste koyarsın. Adamın adını koyduk ve hadi devam edelim. Hocam. Bunları hatırlıyor musunuz? Bu istiflenmeyi, istiflenme. Şimdi bu konkordan mı? Diskordans açı verir hocam, bozulur. Açılı diskordans. Şimdi bak, konkordan düzenli tabakalaşmayı görüyorsun. Doğru mu? Araya zaman aşınımı ve tabakada değişiklik, incelme yapılarını veriyorsan diskordans, bozulma. Ama bozulmada açı varsa, ki gördüğünüz gibi açılı diskordans, yatay değil, açılı istiflenme yapıyor hocam. Dolayısıyla 1, 2, 3 desek doğru olur mu hocam? 3'ü de doğru sıralanmış diye düşündük. Ve tektonik deprem, sıcak su kaynakları ve volkanizma kuşakları levha sınırlarına paralellik gösterir. Levha sınırlarında yer alan ülkeler arasında yer almaz. İtalya mı? Tamam, İtalya'yı kabul edelim isterseniz. Arkadaşlar, Moğolistan dedik. Moğolistan tamam mıdır hocam? Evet, peki. Komik yapıya bir bakalım mı? Komik mi, değil mi? Zapsuyu akaserin lo yar sinem mi, sinem mi? Oturmaya mı geldik? Hocam, dağ sırasını dik kesme mantığı var. Doğru mudur hocam? Dağ sırasını dik kesme mantığı var. Şimdi Meriç kankan bir şey kesiyor mu? Hayır. Zap suyu kesti, Toroslardan geçti hocam. Sakarya
keser hocam. Dicle kesti hocam. Kızılırmak kesti hocam dağ sırasını. Meriç'le bir işimiz yok. Nasıl hocam? Epijenik nasıl? Öyle algılayalım. Evet. Epijenik. Özlemişsinizdir hocam. Yani Ali hocanın sapantılarını biliyorsun. Allah Allah, dandritiye hiç benzemiyor hocam bu. Bence bu kancalı. Dandritikteki ağacı kur hocam. Bundan ağaç olur mu şimdi? Olabilir diyor. Hocam yapma. Şimdi ben buna dandritik diyemiyorum ya. Kancalı olur hocam. İşte ağaç bu hocam. Bunu istediğin gibi çevir hocam, önemli değil ki. Çevir, oyna ama gene ağaç yapamıyorum ben ondan. Dandritik, kafesli, romboidaller, halkalı, radyal, santripedal, paraleller, kancalılar. Kancalıya dikkat. Ben genellikle dandritiğe dikkat ederim, değil mi? Kendine has özellikleri kurak bölgede hocam. Çöl bölgelerinde genellikle bolson dedi, bolson topografyası dedi. Hocam bunları hatırlamamız gerekiyor ama. Evet arkadaşlar, bolsonu kabul ettim. Güzeldi. Hayırdır hocam, klimatolojiden vazgeçtin, morfolojiye konuşmaya başladın. Jeomorfologla konuşuyoruz. Arkadaşlar, morfojenetik bölgeler ayrılıyor biliyorsunuz. İklimden kaynaklanan, topografi farklılıklarından kaynaklanan. Şimdi burada sürünme, creep, heyelan gibi kütle hareketleri çok şiddetli. Kuvvetli ve derin kimyasal çözülmeler görülür. Don ve rüzgar etkisi yoktur. Yeraltı suları ve nehirlerle yıkanma çok fazladır. Morfojenetik bölgeler arasında nemli ekvatoral bölge olarak belirtilir. Nemli ekvatoral bölgenin adı selva. Ama hocam, boreal olamaz, ılıman olamaz, yarı kurak olamaz, periglasyal olamaz. Zaten şöyle bir baktığınızda selva yalnız kalıyor. Peki, yüzey kısımları deflasyona uğramış. Alüvyal dolgu, hamadalar gibi ana kaya üzerinde görülmezler. Rüzgar ince unsurları taşımış, yüzeyde ancak taşınamayan çakıl ve taş parçalarından oluşan iri unsurlar kalmıştır. İri unsurlar kalmıştır. Reg midir? Nep midir? Bahada mıdır? Edimont mudur? Gur mudur? Sevgili arkadaşlar, lütfen rege bir bakınız. Bahada'yla ne ilgisi var? Bahada'yı hatırlayınız. Yarı kurak ve kurak bölgede, çukur bir alanda, orta yerde kurumuş bir gölleri, hatta birikinti konilerinin olduğu ortamın hepsine birden Bahada adını vermiştik arkadaşlar. Burada alüvyal dolgulara rek denir. Alüvyal dolgular. Dikkat edelim. Volkan ve akıntı. Sıcak veya soğuk lahar diye ayırabiliyorduk. Doğru mu arkadaşlar? Ve akıntı dedik. Piroklastik malzemelerin harekete geçmesi hocam. Yani suya dolgun, doygun hale geldikten sonra akışkanlığı idi. Lahar akıntısı doğru cevap. Hocam, kalsiyum biriktirmesi olayına, toprak kalsiyum biriktirdi. Toprağın kalsiyum biriktirmesi, sevgili arkadaşlar, kalsifikasyon. Yağış az olmasına bağlı olarak toprakta kalsiyum birikiyor. Biz buna kalsifikasyon dedik, kurak ve yarı kurak bölgelerde.
Gleyleşme su içerisinde olacaktı. Acele etmeyelim, geleceğiz hocam. Solum toprağı bana gösterir misin? Solum toprak seri doğru mu? Solum toprak. Hocam bizde solum toprağı hatırlar mısınız? Sınıflandırmada A, B değil miydi? Nasıl hocam? Sadece A değil. Hocam yıkanma, birikim, zon, ana kaya zon. O kısmı aldığımızda. Bir de solum için bir çizgi çizmiştik. 1, 2 mi? 2, 3 mü? 1, 2, 3 mü? Anlamadım ben. 1, 2, 3 yok orada. 1, 2 mi? Solum, A ve B solum değil miydi? Oradan bir şeyi karıştırıyorsunuz hocam. Şimdi buradaki organik kısımlarını karıştırıyorsunuz. Şu organik tabakanın olduğu yer. Bu en ayrıntılı katmanlaşma. Normalde asıl A şurada hocam. A1, A2, A3'tür. O A diye alıyor ıslasını. Oraya bakmadan gidersek eğer hocam doğru cevabımız hangisi hocam? 2-3. Yani demek istediğimiz A ve B horizonu. A ve B katmanı solum horizonu. Şekil aldatıcı olabilir. Asıl A ve B'yi almayı unutmayalım. Olur mu? Çok güzel. Gleyleşme. Gleyleşmenin bir başka ismi vardı. Alkalileşme dedi. Tuzlanma olabilir mi? Asitlenme peki olabilir mi? Sanki asitlenme ile alkalileşme arasında bir gley olayı oluşacak ki. Hocam. Gleyleşme suyun içerisinde toprağın asitlik oranının artması idi hocam. Asitleşme, asit oranı artıyor. Oksijen azalması olayına gleyleşme adını vermekteyiz. Asitleşme, asitli toprak. Kil üzerinde vertisoller, dönen topraklar, taş doğuran. Türkiye'den örnek Ergene Ovası'ndan, Kırklar elinden derseniz de fark etmez. Ergene Ovası'ndan örnek verirsiniz. Vertisol dedik. Ve humus bakımından diğerlerine göre daha zengin. Çok güzel. Hiç düşünmeden doğrudan gördük. Evet hocam. Çok güzeldi. Çernozyumdu. Harika. Evet hocam. Toprak oluşumda etkili olan önemli olaylardan biri değildir. Hocam gleyleşme var zaten. Litosalleşme dediğimiz yapı arkadaşlar taşlaşmaya gidiyoruz demek ki onunla bir ilgisi yok. Taban suyu seviyesinin yüksek olduğu yerlerde. Drenajı bozuk sahalarda meydana gelen, devamlı taban suyu seviyesinin altında bulunan toprağın oksijen azlığı veya yokluğundan dolayı demir bileşiklerinin indirgenmesi. Toprakta ciddi bir demir birikimi oluşuyor. Arkadaşlar, şimdi bir de mavimsi boz renkler aldığı olaylar. Bu toprağın maden biriktirmesi diyebilir miyiz biz bunlara? Oluşumda maden birikim alanları şeklinde alırsak, leyleşmeyi tam tanımlamış olduğu teşekkür ederiz. ''60'ta tekrar gözden geçirilerek yayınlanan eski toprak sınıflandırması sistemine göre zonal, azonal ve intrazonal hangisi klimatik topraklara örnek gösterilmez?'' Hocam bir biliyorsunuz ana kayanın ve topografyanın etkisiyle oluşan toprak vardı. Ve biliyorsunuz iklim ve bitki örtüsüne bağlı olarak oluşan topraklar vardı. Neyi ayırdık hocam siz orada ne dediniz cevap olarak? Tuz dediniz değil mi hocam? Tuzlu sodik topraklar dediniz siz hocam. Ben de onu diyorum. Yani tuzlu sodik topraklarda ben de onu diyorum.
Toprakçı geldi hocam, ana kayanın cinsi. Siz ne dediniz hocam, bunu mu demiştiniz? Ne güzel, ne güzel. Hep böyle bunları söyleyelim. Şu boşluğu dolduralım mı, zarf mı koyalım oraya? Kaliş miydi bu, filiş miydi? Kaliş miydi? Kaliş. Çöl toprakları üzerinde kirecin birikmesiyle olan sert kabuğa kaliş. Harikasınız. Teşekkür ederim. Ve dedi. İri ise taş kafama geldi. Regosoller diyeceğiz. Regosellerin alt sınıflandırmasında da ince unsur, kalın unsur, lito. Hayır hayır, cevabımız regosol, bir sıkıntı yok. Hayır, ben şey diyorum, iri unsur, ince unsur diye hepsini birden verilen isim zaten regosoldu. Çok ayrıntıya gerek yok. Sizdeyiz. Boz Dağların kuzey, Aydın Dağlarının güney eteklerinde. Çok güzel tarım yapılıyor burada. Süper. Alüvyal mı, kolüvyal? Bıraktık gitti kendisini. Doğru mu hocam? Ve o kolüvyaller de yamaç aşağı, ya etekte oluşan bir yapı. Verimli ovaları oluşturdular. Hatta dağ eteği ovaları adını da verdik. Nitekim incir örneğini vermiş burada. Onda. Sadece incir değil tabii ki ama incir örneğini alabiliriz. Kolivyaller güzeldi. Evet, sizdeyiz sayın hocam. 1, 2, 3. Ekvatoral. Çölde miyiz hocam? Aridisol yaptık, doğru mu? 3 ne? Permafrost. Hocam neydi bu? Donmuş toprak. Tejale'ydi dedi. Evet, şu çöl toprağını. Bu da ulti. Ulti, sol dedik arkadaşlar. Çok güzeldi. Teşekkür ederim. Tuzlu su. Halo. Halo'yu kabul ettik mi hocam? Dedik ve geçtik o zaman halofiti. Tayga ormanlarının varlığı. İşte aslanlar burada. Süper. Artık hocam o... Evet, bir cümlede bir kere artık pişti değil mi hocam, yeter yani. Peki, buradan B'yi aldık. Doğal değil diyorum. Ya bu doğal değil, ne demek istemiş ya? Özellikle kapatmış, beşeri faktör diyor. Beşeri faktörün etkisiyle oluşan bir yapıdan bahsetti bize. Dağ çayırı değil değil mi? Gariptir bu. Garip bir şey. Evet, teşekkür ederim. Sakinleşelim mi? Çok güzel. Şimdi arkadaşlarım. Amazon Neotropis dediniz. Kongo? Maşallah. Maşallah, bir şey demedim. Türkiye? Ne? Tamam, bol artist, tamam. Hakaret ederek konuşmayın, bağırarak ne koşuyorsunuz benimle? Şey, bana... neyse, geliyor, tamam. İtiraz etmedim. Burası tamam mı hocam? Bu çizgiyi çok güzel öğrenmiştik değil mi? İşte mesele Neotropis'te geçiyorum. Ha, buyur. En küçüğü mü? Peki, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu Paleotropis'in alt dallarını alabilir miyim? Öksin Kolşik'te bir sıkıntım yok, ona girme. İran, Turan, Avrosibirya diyecektik değil mi ona? Evet. Güzel, Akdeniz. İran, Turan, Avrosibirya, Akdeniz. Süper, alt dalları böyleydi. Güzel, çok teşekkür ediyorum. Rahatladım. Şunu alalım mı? Hocam bu, neden bu soru konuldu? Hakikaten de hep karıştırılıyor.
karıştırmıyor arkadaşım. Hepsini okumanızı istedim. Şimdi bakın hocam, dört mevsim kavramının çeşitlilikle bir ilgisi çok da yok hocam ya. Yani. Çoğu arkadaşım bunu karıştırıyor. Diğerlerine itirazınız var mı? Yer şekillerin çeşitliliğine, Asya Avrupa arasında farklı jeolojik dönemlerde toprakların oluşumuna. Sizdeyiz. Buyurun. Anam. Mutasyona uğramamış mı? Nasıl olur ya? Ben söylemiş miydim? Hocam bir konuşmasak iyi olur mu? Yani soruları açmayalım. Ayrıntıya girmeden. Sadece sorulara bakalım. Çünkü örnek verdikçe sorudan cevapları çıkıyor. Hocam, endemik türlerine baktığımızda kasnak, sığla, kral eğreltisi, kazdağı, göknarı, datça, hurması, ispir, meşesi şeyler var. Kral eğreltisi. Yani ben bunu pek duymadım hocam, kral eğreltisini. Beş parmak dağlarında bunun notunu siz biliyorsunuz, tamam mı? Son notunu alın. Kasnak eğirdi, sığla. Peki hocam, Yıldız Dağları'ndaki neydi? Ben hatırlayamadım çünkü. Şık abi. Şık yok. Datça hurması, Datça Yarımadası'nda. Sığla, Muğla Köyceği sığla. Kasnak eğirdir de, Isparta'da. Yok öylesi, ben de hatırlamıyorum onu. Niye yalan söyleyeyim? Bölgelerde bitkiler arasında şiddetli rekabet. Neyin rekabeti var bir de? Işık. Işık rekabeti var kesinlikle. Yüksek enlemlerde dağların güneşe bakan yamaçları, daha alçak enlemlerdeki düz sahaların bitki türlerini barındırıyor. Buna karşılık alçak enlemlerde dulda yamaçlar ise daha yüksek enlemlerdeki düz sahaların bitki topluluğunu barındırmaktadır. İlginç bir yapı değil mi? Burada neyin etkisi var arkadaşlar? Yamaç değiştirme kaidesi mi dediniz? Emin misiniz yamaç değiştirme kaidesinden? Peki neden istasyon değiştirme demedi? Hocam istasyon değiştirmedir bu. Hocam yamaç değiştirme, doğu yamacı, batı yamacı. Niye öyle bakıyorsunuz ki? İstasyon değiştirmede hocam bakınız, buna zaten vakıfsınız. Yüksek enlemlerde, güneye bakan yamaçlarda, kuzey yarımküre için konuşuyorum. Orta enlemlerdeki bir bitkiyi rahat görebilmektesiniz. Çünkü güney istasyonunu almış durumda. Ancak daha alçak enlemlerde, özellikle kuzey yarımküre için kuzeye bakan yer, ki Dulda'da kalan yer, yüksek enlemlerdeki düzlük alanın bitkisini gösterebiliyor. Bunlara istasyon değiştirme diyoruz hocam. İstasyon değiştirme kaidesi. Evet hocam. Çoruh Vadisi'nin farklı bir şey algıladınız değil mi önce? Zor bir şey beklemeyin hocam. Kış ılıklı. Yani mikroklimasından Yusuf elinde oluşan dar alanlı bir iklimden bahsediyor. Ne dediniz hocam? Doğru mu? Türkiye'de Kuzey Anadolu dağlarının güney yamaçlarında ama çok yüksekte yer alan ve soğuğa dayanıklı bir ağaç formasyonu kimdi? Sarıçam. Aferin. Soğuğa dayanabiliyor. Doğru mu hocam? Soğuğa dayanabiliyor ve ışık isteği de yüksek. Kuzey Anadolu dağlarının güney yamacının en üst kısmında yer aldı.
Dikkat ettiniz mi mantığına? Güzel. Batı Toroslarda yer alıyor. O zaman iklim değişiminin kanıtıdır. Şimdi hocam bir kere Menengiç. Evet, o ve devamı diye devam eder. Sıkıntı yok. Sandal, tesbih. Doğru mu hocam? Kocaymış ama üvez dediğimiz şey böyle İç Anadolu, daha böyle karasal yapıda yer alır. Üvezin varlığı hocam orada bir karasal iklim, iklim değişiminin olduğunun kanıtı diyeceğiz. Alçak, orta, yüksek. Ha, bunu da mı ifade ettik sanki hocam? Kalkan bulutlardı bunlar, doğru mu hocam? Kalkan bulutlardı. Kimdi bu? Kümülo, nümbüs dedik ve sizdeyiz. Steam fog. Sislerden. Steam fog. Şimdi şöyle. O hareket, şey, videoyu unuttuk değil mi? Steam fog göstermiştik ama. Öyle miydi bu? Sıcak ve nemli hava kütlesinin soğuk kara üzerinde çökelmesi. Hocam, soğuk hava kütlesi sıcak hava üzerine, şey, deniz üzerine aslında çökeliyor. Öyle düşünmeniz lazım. Su kütlesi üzerine çörekleniyor diyelim hocam. Ve el hareketimi hatırlayın. Şöyle tütme. Sıcak hava yükselir abi. Hı hı. Elin olur olmaz. Hayır, bu olmaz. Bunu söylemedik. Bu yükselir demek. Ha. Şimdi bak, deminki hareketim şuydu. Şöyle bir şerit çizdim. Üstüne geldi ve şuradan tütme meydana geldi. Dikkat et. Soğuk sıcağın üzerine geldi. Steam fog özeldi arkadaşlar. Steam fog diye bir sistem bahsettik size. Ağırlaşma fönü ile oluşan rüzgara verilen ad. Ağırlaştı gitti. Abi şöyle bir ağırlaşın. Hocam şurada bak, şöyle şurada. Bir ağırlaştı gitti ya. Drenaj rüzgarı dediniz. Hocam özellikle şeyde de platolardan yamaç aşağı vadiler boyunca da bunu yapabiliyor. Ağırlaşma fönü idi, hatırlayınız arkadaşım. Ve bunu işlemiştik. Gerçekten bitti mi? Bon neydi? Bunu hatırlıyorsunuz mu? Allah Allah. Ciddi mi? Ama demek ki Bonne mi hocam? Bonne'ydi. Zaten algıladık. Hocam şuna bir göz atalım. Bunda bir şey yok. Anelenma ile bilgimiz yok hocam. Anelenmayı hatırlıyor musunuz 8'i? Anelenmayı attım. Refleksiyon art, farklı bir şey. Kondüksiyon, solar konstans, radyan. Burada neden bahsediyor bize? Taneden taneye geçme olayında ne vardı? Kondüksiyon. Hatırladınız mı? Birbirlerine paralel sorular inşallah baş ağrısı yapamışızdır. Yeryüzüne inmiş bulut olarak nitelendirilen sis türlerinden radyasyon mu? Orografik mi? Cephe mi? Kıyı deniz mi? Terselme sisi mi arkadaşlar? Kıyı deniz sisleri, yeryüzüne inmiş bulut, önemseme, şunu önemse. Anam bunu sorduk. Ama yanlış olabilir bu. Altı düz kubbemsi, hiç yanlış değil. Altı düz kubbemsi. Dar bir sap. Hocam şimdi ayırım güzel olacak.
Birbirlerine paralel gitmiş sorular. Altı düz ama kubbe şöyle. Üstü düz demedi. Lakolit mi, lapolit mi? Arkadaşlar, lakolit dedik. Lap şöyleydi. Lak şöyleydi. Doğru mu hocam? Karıştırdın mı? Lap. Lak. Aha. Bu aynı soru hocam. Doğru mu? Evet. Aynı soru şeymiş. Geçelim. Bu karıştı herhalde ya. Sorular karıştı. Manavgat. Bunlar benim sorularım değil. Düz gittik. Bir boşluk oldu ya, orada bitmesi lazımmış. Peki. Alanya'da. Aferin. Manavgat'ta değil. Ne arası bekle Sayın Hocam? Yığıldım birden. Arisoller 3'te yer alıyordu. Güzel. Farklı olanlarına bakacağız. Üçü de mi hocam? Üç derken? Üçü de etkili dediniz. Evet hocam, ısı, ışık, nem. Genellikle bu doğru. Bunun bizimle bir ilgisi var mı? Sorarlar mı acaba? Sorabilirler o zaman. Madem bizim sorumuz. Dikkate aldık. Tarih değiştirme çizgisinin gerekli olduğu. Evet. Güzeldi. Hepsi var mı? Renklendirme, noktalama, tarama hepsi var. Çok güzel. Biraz daha hızlı. Çok hızlıyız. Kan yağmurları. Kan yağmurları sirokko. Hamsin yapar mı? Niye yapmasın? Hamsin yapar hocam. Niye yapmasın? Burada yok. Hamsin 50 idi. Doğudan geliyor. Sirokko Sahra'nın batısından hareket ediyordu. Doğru mu hocam? Evet. Çok güzel. Hı. Lakolit, lap. Hocam lap. Lap şöyle hocam, şöyle. Şurası düz, tamam mı? Lap, lak. Löp, löp. Evet, lap, lak. Ne anlatayım, nasıl anlatayım? Bilmiyorum. Burada ne var hocam? Uranyum ve kalayın mağmadan ayrılması, altın, gümüş ve bakır gibi madenleri içeren damarların oluşması. Ortomagmatik mi, pegmatitik mi, hidrotermal mi, diatrik mi? İki şey alacak orada hocam, bulman lazım onu. 2-3 niye 1-3 olsun hocam? Hocam bu bir ezber olacak. Uranyum ve kalay. Hangisiymiş hocam? İki ve üç. Biri katmıyorduk. Evet, şimdi şöyle yapalım. Uranyum ve kalayın, beril, zikron gibi değerli unsurlar mağmadan pegmatitik devrede ayrılır. Kuvars, kalsit, pirit, altın, gümüş, bakır ve kurşun gibi maddeleri içeren damarlar hidrotermal devrede oluşur. Hidroya ikna edin. Doğru mu? Ancak pegmatitik mi, ortomagmatik mi diye düşündün. Evet, pegmatitik.
Ve buna baktığımızda sevgili arkadaşlar, Silvan yöresinde bu bir fleksür mü? Yoksa fleksür. Şu hareket zaten fleksürdü. Teşekkür ettik. Zor biraz. Buradaki sorular biraz daha böyle ilginç sorular değil mi? İstanbul Zonguldak çevresi, Silifke'nin batısında Ovacık, Tufanbeyli, Tekke yöresi, Güneydoğu Anadolu'da Mardin, Derik, Paleozoik'in arkadaşlar, Karbonifer diyemezsin, Kambriyen döneminde. Çok güzel bir dönemdir, müthiştir. Çocukluğumu hatırlıyorum ben bu dönemde sevgili arkadaşlar. Burada karboniferle çelişmenizi istedim. Daha doğrusu çakıştırmanızı istedim. Ama kimse bir şey yorum yapmadı. Ne düştü ne de yorum yaptı. Hadi hocam ya. İnsekant mı diyorsunuz hocam buna? Peki ben karışmıyorum hocam. İnsekant olsun. Yüksek kesimlerinden kaynaklanan seller, çukur sahalarda sığ göller oluşturur. Gölün adını az önce de söylemedim. Hayır söylemiştik ya hani layedendiğini, sonra kuruduğunu, o kuraklaşma olduğunu, yarı kurak, kurak ve yarı kurak bölgelerde oluştuğunu, Bilaya'ya geldiğiniz süperdi. Genç ve olgun kıyılar, Susemi Şapart mı? Şapart. Şapart mı? Susse olmasın? Sues değil, Susse. Allah Allah. Genç ve olgun kıyılar. Peki, siz daha iyi bilirsiniz arkadaşlar. Peki. Hocam, çok yaşa. Yüzey deniz seviyesi altında olan göllerden biri değildir. Hazar altında değil mi? Hazar altında yapmayın. Ben de sizi nereden nereye taşıdım ki? Böyle soru çözmemem gerekiyordu arkadaşlar. Arkadaşlar, Teberiye 210. Yanlış mı dedik? Açıklaması Umriye de. Umriye, ha? Ona bakma abi. Bir dur hocam. 210 metre bu kim hocam? Teberiye. 44 metre Harun. Lut Gölü 394 metre. Lut diyemeyiz hocam. Hazar 28 metre. Umriye veya Urmiye mi deniliyordu? Umriye. İse deniz seviyesinden yaklaşık 1700 metre yükseklikte. Burada çeldirici, ana çeldiricilerden bir tanesi Hazar'dır arkadaşlar. Tamam? Bunu biliyoruz. Vertisol. Artık hızlı tarıyoruz. Yapı, süreç, zaman. Gene mi hata yapmak istiyorsunuz? Gene mi hata? Gene mi hata olmasın? Davis, Gilbert ikisi de aynı şeyi savunuyor arkadaşlar. İlk formülize eden Gilbert sonra Davis. Gene mi dememin nedeni oydu? Evet arkadaşlar. Presesyon, planetler rotasyon. Kafa atma hangisiydi? Evet. Ne dedik arkadaşlar? 3, 2, 1 dediniz. Rotasyon, günlük planetler, yıllık, presesyon, kafa atma demiştik. Evet, yaklaşık 26 bin yıldaydı değil mi arkadaşlar? Evet. Boyun şudur değil mi arkadaşlar? Tepe zirvelikleri şunlar zaten. Vadileri de oluşturabilir hocam. Sivri uç, açık uç şeklinde şu alanlar vadileri oluşturuyor demek. Taramadan bunları görebiliyor muyuz? Tamam. Hocam,
Bunun bir oklüzyon olduğunu zaten bilmekteyiz. Sıkıntı değil. Serin hava, soğuk, sıcak hava, başta su yukarıya döndü. Ne dediniz hocam? Edirne. Hocam, şunu sıcak havanın nem taşıma kapasitesi daha azdır diyebilir misiniz hocam? Nasıl okuduk biz onu? Fazla olduğu için yükseliyor. Evet. Niye öyle yaptık? Evet hocam, teşekkür ettim. Siz doğruyu bildiniz. Hatırlamanız lazım bu soruları. Özellikle denizler üzerindeki bölümlerinde subtropikal kuşağı, tropikal hava kütleleri yaratır diyoruz. Evet. Buna göre maritim tropikal hava doğuş bölgelerinde aşağıdaki özelliklerden hangisi görülmez? Maritim tropikal. Yüksek nem mevcut, evet. Sıcaktırlar, doğru. Konveksiyonel olur mu? Deniz üstünde hava hareketleri şu. Ve sıcak. Açıklamaya bakın. Yüksek nem mevcuttur. Çünkü alttaki okyanuslar bol nem kaynağına sahiptir. Doğru. Buna itirazım yok. Sıcaktırlar çünkü altlarında sıcak bir deniz vardır. Ayrıca alçalıcı hava hareketleri ile de ısınırlar. Hocam subtropikal kuşağın denizler üzerindeki yapısını hatırla. Dinamik etkenlerle alçalan hava hareketleri nedeniyle düzenli ve kararlı bir hava katmanlaşması vardır. Doğru mudur? Alçalıcı hava hareketleri gözlenir ancak konveksiyonel yani yükselici hava hareketleri görülmez. Doğrudur. Peki. Kalsit, dolomit içeren karbonatlı sedimentler. Bunu çözdük mü? Ciddi misin? Kalsit veya dolomit içeren karbonatlı sedimentler metamorfizmayla değişti. Bu mermer. Teşekkür ettim, güzeldi. İlk mi gördünüz o soruyu? Bu da mı ilk? Hocam günlük donma çözülme olayları sonucunda yer değiştirme süreci olarak tanımlanan döküntü örtüsünün yamaç eğimini takiben çekimin yer çekimini etkisi altında kalarak hareket ediyor. Buna ne dediniz hocam? Yani solüflüksiyon dediniz ve solüflüksiyon budur işte arkadaşlar. Yer değiştirdi. Güzel bir bakış açısı. Teşekkür ederim. Toprakta bulunan veya bitkiler tarafından alınan besin maddeleri makro ve mikro olmak üzere iki kısma ayrılıyor. Bitkiler makro besin maddeleri fazla, mikro besin maddeleri az miktarda alınır. Mikro besin maddeleri arasında yer alır dedik arkadaşlar. Makrolar fosfor, potasyum, azot, kalsiyum, kükürt, demir, bakır, kurşun, çinko diye aldığımızda hocam bunlar mikro besin. Tamam mıdır? Peki. Gibson, Simpson, Tanami, Big Victoria. Öyle mi arkadaşlar? Üstad, Avustralya'dan bahsettim ki Avustralya'nın kendine özgü bir florası var. Avustralis dedik. Biraz yorulduk, biraz daha yoralım hocam. Birkaç tane daha görmüş olalım. Olur mu? Peki. Alan büyümesine bağlı bozulmanın görülmediği eş alan projeksiyonları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Eş alan. Eş alan. Bayağı yoruldunuz. Arkadaşlar. Hocam. Mercator. Neci hocam? Hocam kurban oldu. Beni bak ağlatma. Şimdi Mercator'u görünce niye farklı şeyler düşünüyorsun? Acaba bir gün alan koruyacak mı diye mi bekliyorsun? Hocam tamam da. Bak şuna.
görülmediği eş alan projeksiyon arasında yer almaz. Yani onu büyümenin olduğu yeri soruyor hocam. Bozulmayı soruyor. O da Mercator'da geçtim. Evet. Bunu hatırlamanız lazım. Böyle bir soruyu çözdük daha önce. Çözdük hocam. Soğuk cephe 800 metre, 80 metrede bir, sıcak cephe 200 metrede bir. Bu doğru hocam. Sıcak cephe daha yavaş ilerler. Soğuk hızlıdır hocam. Soğuk hızlıdır. Soğuk cephe soğuk havanın zemine yaklaşması ve sıcak havayı yukarı doğru itmesiyle oluşur diyor. Peşine koşturuyor. Sıcak cephelere fırtına hattı diyemezsin. Soğuk cephe fırtına hattıydı. Hatırladınız mı bunu? Evet, biraz yorgunluktan kaynaklı ama sakin olarak D diyelim. Şimdi, sertlik minerallerin... Aa, aynı soruymuş hocam. Değil mi? Değil. Topaz mı diyeceğiz şimdi? Diğeri kuvarstı. Şimdi bu hocam... Evet, topaz. Kuvarsın yanında. Kuvars, topaz, korendum, elmas demiştik, hatırladınız. Evet, Würm glasyal dönemde buharlaşan, bu çok önemli benim için arkadaşlar. Bunu bir türlü irdeleyemedik. Okyanus ve deniz sularının karalarda buz olarak hapsettik. Su karada, denizde yok. Yani Ceyhan dedi, Ceyhan'a diyor ki deniz seviyesinde alçalma, göl seviyesinde yükselme. Bence doğrudur mantık olarak. Kesinlikle doğru, teşekkür ettim. Püskürme sırasında volkanlardan gaz çıkışı sürecine verilen ad. Tükürme, püskürme, huş huş yapma. Eksalasyon mu? Tütme mi? Arkadaşlar eksalasyon diyeceğiz. Ekstrüzyon, mamanın yüzeye çıkışı. Efüsif, sakin püskürme. İntrüzyon, mamanın yerin muhtelif derinliklerinde intrüze etme, enjekte etme, orada soğuma. Eksfolif, patlamalı püskürme diyeceğiz. Eksalasyon, volkandan çıkma süreci. Volkanda muhteşemsiniz, ne oldu ki anlamadım. Evet, bu karstik arazide kendisini gösterir mi? Hocam gösterir, bu kim? Kanyon. Tamam. Hocam bu litolojik özellik. Taşın yapısından kaynaklı değil mi? Taşın yapısı litolojik. O zaman onu söylemek zorundayım. Litolojik özelliği. Cevabımız ne? Cevabımız Edirne arkadaşlar. Topografik eğim de istiflenme de etkili olacak. Çünkü karstik yapı etkili. Çok yorulanlar elini bir kaldırsın göreyim. Bir kişiymiş. Evet. Hatırladın soruyu. O zaman sen bu soruyu daha önce gördün. Süper. Çözmüştük çünkü. Aynı soruyu çözdük arkadaşlar. Biz buna saturasyon zonu adını vermekteyiz. Hiçbir şekilde affetmez üstad. Biraz dinlensin. Hartpan. Hadi hatırlatmak için bunu da koymuş olalım hocam. Hartpan'ı hatırladınız mı? Sert. Girmiyor şey, kök gitmiyor. Değil mi? Köklerine ne oldu hocam? Gitmedi. Ve C, güzel bir cevap. Yoruldukça güzelleşiyoruz. Bunu çözdük ya az önce. Çözmedik mi? Hocam nasıl dönüyor bu, algılamadım. Çok özür. Hocam çözmedik bunu. Vallahi karışık dönüyor sanki. Gülmeyelim hocam lütfen. Bak kalbimi kırarsınız. Bu farklı bir şeydi. Deminki de mi öyle? Neyse önemli değil. Buraya bakalım hocam. Böyle gülmeyelim sayın hocam. Burada ne var? Süper. Çok kolay hocam. Yer çekimine bağlı olarak gazlar ağırlıklarına göre sıralanmıyor mu? Peki neden Denizli 1 ve 2'yi söyledi?
Yani gazların ağırlığını söyledik. Gravite kuvveti yer çekimi zaten. Tamam. Yanlış yapmadım. İnversiyona. Antisiklonal inversiyon. Antisiklonal inversiyon. Hatırlamıyorum. Ne oldu arkadaşlar? Klasik fön, antisiklonal fön, ağırlaşma fönü yer şekilleriyle ilgilidir. Doğru mu? Peki. Serbest atmosfer fönü ise antisiklonal inversiyona yani antisiklonal terselmeye bağlı olarak oluşur. İşte buna da serbest atmosfer diyeceğiz. Doğru söylendi. Yağış rejimi nedir hocam bunun? Epizotik. Düzensiz dediniz öyle mi? Peki. 3. Diğerleri neydi hocam? Hatırlıyor musunuz bir önceki soruda? Çok güzeldi. Bu çok güzel. Hadi bakalım. Yapamayalım bunu. Yapamayalım. Yüzey volkanlaşması sonucu. Kızgın bulutlarla taşınan. Ne demiştik hocam? Örtü. İklim brit dedik. Süper. Biraz daha yoralım ve bitirelim. Çoğunuz burada duracak. Biraz orada durun bakalım. Siz biraz orada durun. Karstik. Kanyon. Deniz ilerledi. Doğru mu hocam? Kalanklı'yı hatırladınız mı? Karstik. Arazideki kanyon vadilerin sular altında kalmış. Takıldığın yeri sen bir sürü... Onları söylemeyeceğim, dur. Denizel birikim süreçleriyle şekillenmiş olan, ilerlemiş kıyılara verilen ad. Desek? Hocam Lidolu'yu hatırlayan var mı? Tamam da... İki tane şekil var burada. İki tane yapı var burada. Hocam şimdi Lidolu'yla Progradasyon kıyılar arasında kalırsınız. Doğru mu? Bak şimdi. Progradasyon kıyılar diyor ya. Doğru mu? İkisi de arkadaşlar aynı şey. Şimdi denizel birikim değil midir Lido? Hocam Lido ön kıyı setlerini hatırlıyor musunuz? Ön kıyı setlerinin birbirinden ayrışıp adalar oluşturması, hatta burada yerleşmelerin de yapıldığını hatırlayın. Bu setleri kim oluşturuyor? Dalga oluşturuyor. Doğru mu? Bunu da kim oluşturuyor? Denizel birikim süreçleriyle şekillenmiş olan ilerlemiş kıyılar. Denizel birikim ikisinde de. Birisinde delta kıyıları etkili. Delta ve kıyılar burada şey etkili, sen söyle. Tamam. Kızmayalım. Olur böyle şeyler. İnanın ben bunu hatırlamıyorum. Tektonizmanın eseri olan aşağıdaki göllerden hangisinin derinliği diğerlerinden daha fazladır? Bunu hep karıştırıyorum hocam. Lut mu daha? Karıştırmıyor musunuz hocam siz de bunu? İlginç bir şey. Lut mu buradaki? Lut çok derin değil. Lut değil hocam. Sadece yüzeyin. Deniz seviyesinin altında. Daha derin ama o
hep ben de aynı şeyi karıştırıyorum sizinle. Tanganyika mıdır acaba? Evet, 1435 metre arkadaşlar derinliğe sahip. Lut çok sığ değil mi arkadaşlar aslında diğerlerine göre? Doğru mudur? Geçtik mi? Bir iki soru daha hocam. Megaterm, mezoterm, egzoterm, megaterm. Allah Allah. Soğuğa da dayanıklıdır. Değil mi? Yani biz buna huş diyeceğiz hocam. Diğerler sıcak istiyorlar. Megatermci. Anlatamadık herhalde. Huş yüksek yerlerde var hocam. Torosların yüksek kısımlarında. Şeyde, Erzurum'da. Doğu Anadolu'da da kendisini gösteriyor. En çok da Akdeniz Toroslarında ve soğuğa dayanıklı diyeceğiz. Kayıngillerde. Kayıngil. Evet. Resesyon. Doğru mu arkadaşlar? Allah'ım. Allah'ım, bu çok komik bir şey ya. Hocam bu soru sorulmaz ki, sıcak cephe terselmesi. Sıcak havanın soğuk hava üzerinde yükselmesi ya. Soğuk havanın saldırması olursa soğuk cephe olur. Sıcak, soğuğun üstüne çıktı diyorum ya. Soğuk durağanmış. Evet, bunu işlemiştik. Bulun. İki. Doğru mu? Peki. Hadi bitirelim artık. Hadi bitirelim artık. İzohelle karıştırdın hocam. Onun için böyle surat gitti benim. İzohel, izonef, nefrometre. Tamam mı hocam? Hadi bunu da yapalım. Bak aynı soruyu sormuşuz. Bu karasal mı, son sıcak mı? Peki bu sıcak mı? Denizel, muson, sıcak. Çok yorulduk hocam. Son hocam. Karasal ve denizel fasiyesleri oluşturdu. Şununla da son bulsun. Beşeri içinde Şems Hoca'yı bekleyeceğiz. Kıta yamacı boyunca 1000 metre hatta 1500 metre derinliklere kadar devam etmesi Karadeniz çanağının yükselme var mı Karadeniz çanağında? Çökme var. Maruz kaldığı olay arkadaşlar torbalaşma da var. Hatırladınız mı hocam? Çökme ve torbalaşma. Evet. Fiziki coğrafya tekrarımızı bitirdik. Arkadaşlar bir saat mola verdikten sonra beşeri coğrafyaya geçeceğiz. Şimdi bir saat mola. Teşekkür ederiz.